Yeni bir inceleme videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz yine Rampage ürünlerinden KBR24 isimli kısa bir oyuncu klavyesi olacak. Benim de ilk defa inceleyeceğim bir mini oyuncu klavyesi olacak. Full RGB aydınlatmalı ve benim gibi çok az yer kaplasın istiyorsanız, hatta şu anki kullandığım klavyede TKL, yani numpadlerin olmadığı kısım. Ben masada çok az yer kaplamaya özen gösteririm. Yani minimalist olmayı da severim. Bu mouse tabii biraz daha küçük geldi bana ama ilk defa deneyimlediğim için de beni şaşırtan bir ürün oldu açıkçası. Ve kullandığım kadarıyla söylüyorum. Yani şununla yaptığım oyun testlerimde nedense onun yarısına hiç gerek kalmadan tüm işlerimi, oyun performansımı bu klavyeyle de gerçekleştirebiliyorum. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayayım. Gelin kutu açılışıyla birlikte ürünümüze yakından göz atalım. Kutuyu açtım. Kutudan sadece klavyemizin kendisi ve bir adet kullanım kılavuzu geliyor. Hemen şöyle kutumuzdaki özelliklere, yakından detaylara bakalım. Bağlantıyı bize göstermiş. Yine kablo uzunluğumuz var. 15 milyondan fazla anahtar ömrü olduğunu söylüyor. Gölgelenme de 16 tuşa karşı bir anti-ghosting özelliğimiz bulunuyor. Yine ön tarafında bu şekilde Full RGB bir aydınlatmamız var ve bilek desteği de yine bulunuyor. Şimdi şöyle klavyemize yakından bir bakmak istiyorum sizlerle beraber. Kablomuz örgü yapıyor, sahip bir bilginiz olsun. Normal kalın bir plastikle çevresi sarılmış, gayet dayanıklı bir kablo. Uzunluğu da yeterli. Şimdi şöyle alt tabakasına bakalım. Burası komple metal. Bilek desteğini herhangi sökme takma gibi işlem yapamıyorsunuz. Çünkü alttan burada vidalarla monte edilmiş. Tuşların basımı bu arada harika arkadaşlar. Böyle mekanik hissiyatlı ve güzel de bir tok sesi de var. Çok iyi. Şöyle anahtarımızı çıkaralım. Çok pratik bir şekilde çıktığını size söyleyebilirim. Gayet basit bir şekilde de yerine takabiliyoruz. Ciddi anlamda bir mekanik klavye hissiyatı verilmiş. Tuşların basımı, sesi. Hani ne mekanik klavye kadar kafayı çok ütüleyen bir sesi var, ne de böyle çok cılız, yumuşak bir hissiyatı var. Algılama eşiği de güzel seviyede. Tabi bunu da oyunda test edeceğiz. Bir CSGO testi yapmadan olmaz. Hemen burada da yine tek el profesyonel oyuncu klavyesi diye bir İngilizce olarak ibare bizleri karşılıyor. Çok aydınlık olduğu için şu an ortam bu şekilde bir görüntüsü bulunuyor. Şöyle göstereyim. Hem buradaki yan taraflarda bir aydınlatması var, hem klavye içinde mevcut. Yine şöyle yan taraflarda bulunuyor. Çok güzel bir rainbow efekti bizlere sunulmuş. Buradan FN komutuyla da tek renkte yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradan da mod değişikliği yapabiliyoruz. Buradan da komple kapatıp ışıkları açabiliyoruz. Herhangi bir şu anlık yazılım desteği bulunmuyor. Gayet güzel. Sabırsızlanıyorum. Bir oyun oynayacağım bakalım. Bu kadar küçük bir klavye ile CSGO'da performans ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Dilerseniz gelin lafı daha fazla uzatmayalım. Bir oyun testiyle ekranların karşısına tekrar dönelim. Altındaki pedler kaydırmayı engelliyor arkadaşlar. Şu an bir kuvvet uyguluyorum. Gayet masada sabit kalıyor. Şöyle şimdi bir güzel bakalım neler yapacağız oyunda, ben de merak ediyorum. Hemen alanımızı seçelim. Kontrol alalım. Boşluk tuşu bayağı küçükmüş. Bir tuhaf gelmedi değil. Bu arada bilek destekli ilk defa bir klavyem oldu. Kullanıyorum. Harika bir şeymiş ya. Şu bilek desteği. Keşke bir de portatif olsaymış, sök tak yapabilseymişiz. Çok daha iyi olurmuş bence. Tepkimesi gayet güzel. İlk kilimizi de aldık. Hadi vira bismillah. Boşluk tuşu tam hemen kendi klavyemdeki ile aynı alanda. Hiçbir yabancılık çekmedim. Q ile silah değiştiriyoruz. Böyle 1, 2, 3, 4. Bıçak alınıyor. Oradaki tuşlar yetiyor. Zaten 6 numaraya kadar 6 da dahil bulunuyor. Çok iyi. Hassasiyet güzel. Algılama eşiği de çok iyi ve
mekanik hissi de olması bir tık bence tam oyuncu havasını yaratmış. Zaten oyuncular için tasarlanmış mini klavye. Yani böyle yazım işleridir, farklı işlemlerdir, herhangi bir ofis işleridir. Çok sizi tatmin etmez, bilginiz olsun. Algılama noktası var. Ve masada hiç yer kaplamıyor. Ve bilek desteği ve yani rahatlık, bildiğiniz keyif. Kalabalığı sevmeyenler için ve oynadığı oyunda yoğun tuş kullanmayanlar için çok güzel bir mini klavye. Biraz da tabi fantazi iteme gibi ama oyunlar için, bu tarz oyunlara özel bu klavye kullanılabilir gayet. Hem sizi rahat ettirmek adına, görüyorsunuz killer akıyor, daha ne yapayım arkadaşlar. Mouse'a çok büyük bir alan kalıyor. Bazen biliyorsunuz klavyelerin büyüklüğünden mouse ve mousepad'e, klavyede yer kalmıyor ve mouse'u sağa sola çekiştirip alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu klavye inanın bu işin üstesinden çok rahat size gelir. Alan tasarrufunu fazlasıyla sağlatabilir. Oyun deneyimi de zaten çok güzel seviyede. Sizi kesinlikle üzmeyecektir. Klavyemizin oyun performansı da bu şekildeydi. Ben gayet memnun kaldım. Alan tasarrufundan ötürü beni çok memnun etti ki ben minimalist tarzı çok severim. Güzel bir kombin ve ışıklandırmasıyla da yine mouse'la beraber güzel bir ikili oldular. Daha az yer kaplamaya özen gösteren ve keyfine düşkün arkadaşlarımız için, minimalist bir tarzı benimseyenler, seven arkadaşlar için ve oynadığınız oyunlarda klavye üzerindeki tuşlar bana yeterli, geri kalan kısmına gerek yok, ben minimalist adamım, ufak yer kaplayan elimin altında çok daha pratik oyun performansı almayı istiyorum diyen arkadaşlarımız için bu kısa, yani mini klavyemiz sizler için çok güzel bir tercih olacaktır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.